Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Görüyorsunuz bugün yine makyaj masamın önündeyim. Bu demek oluyor ki yine bir makyaj koleksiyonu videosu çekeceğim. Bunu neden çekiyorum? İlk çektiğim makyaj koleksiyonum videosu bayağı eski bir video. Çekeli bayağı oldu. Linkini şuraya. Aynen, linkini şuraya bir yere bırakabiliriz. O videodan sonra bayağı değişiklikler oldu. Makyaj masam olsun, koleksiyonum olsun. Yeni bir update çekmek istedim yani. Neler değişti onları göstermek istiyorum. İlk olarak hemen makyaj masamdan da başlamak istiyorum. Çünkü burada bayağı bir şey değişti. Aslında tüm ürünler şu yöne doğru kaydı. Yani burada pek bir şey yok ama kısaca yine de göstereceğim. Şöyle biraz yakına alayım sizi. Sandalyemde de değişiklik oldu bu arada, onu da gösterelim. Şurada da bir yastığım var. Videolarımı hep bunun üzerinde çekiyorum. Evet, biraz ev haliyle çekmek istedim. Biraz daha samimi olur diye. Görüyorsunuz taytım var üzerimde ve şöyle bir kazağım var. Saçlarım da pek özenli değil. Evet, çoraplarım ve terliklerim şu şekilde. Çok doğal halimdeyim şu an yani. Doğal ortamım aynen. Evde böyle dolaşıyorum. Yani karantinada ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Yani gelinlik giyip sizi karşılayacak halimde yoktu. Şu yorumlara yazacaklar ki bu suratdaki makyajla mı? Çünkü bundan önce bir video çektik mecbur, yoksa bu kadar makyaj yapmazdım. Yani videodan çıkıp geldim buraya, öyle söyleyeyim. Evet, sandalyemi gösterdim. Sandalyeme uygun şurada bir pufum var. Genellikle videolar için kullandığım ya da özel makyajlar için, mesela Cadılar Bayramı gibi videolar için kullandığım eşyalarım var. Ve aynalarım vesaire var. Yani çok önemli değil bura. Daha çok depo alanı olarak kullanıyorum orayı. Onun üzerinde şu şekilde şeylerim var. Ney bunun adı? Yelpaze. Yelpazelerim var. Falan filan. Yani buralar çok önemli değil. Şu şeyi, arabayı göstereyim. Daha doğrusu seyyar araba gibi. Aynen. Bunun üzerinde aslında yeni videolar için biriktirdiğim ürünlerim var. Bunları da göstermeyelim. Çünkü bunlar video için aldığım ürünler. Yani altı, video için yeni kullanacağımız ürünleri genelde aynen, orada yani depolayıp kullandıktan sonra. Ki göz önünde bulunsun diye, ne tarz videolar çekeceğim o aklımda olsun diye. Buraya biriktiriyorum. Şu tarafta ıslak mendillerim var, hemen elimin altında olsun diye. Diğer tarafına da kuru mendillerim var. Normal peçete. Böyle ip dolayarak astım bunları buraya. Dediğim gibi elimin altında olsun diye. Ara katı boş. Ama bura niye boş? Video çektiğimde bütün kullanacağım ürünleri buraya koyuyorum. Fırçalarımı da alıp buraya koyuyorum. Bu arabayı direkt alıp videoyu nerede çekeceksem oraya doğru götürüyorum. Bayağı kullanışlı yani. Altında da boş kutular var. Bunlar da videolar için falan gerek oluyor. Pek önemli değil yani. Ya, 3 katlı. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bununla Ikea'dan mı almıştık? Nereden tam hatırlamıyorum ama bunlar bizim aldığımız dönemde çok uygun fiyatlı ürünler. Alalı galiba 2 sene falan oldu yani, biraz eski. Evet. Eski. Bayağı. 20 euroya falan almıştım. Şimdi galiba Ikea'da 30-40 euro falan. Yani bayağı ünlendikten sonra fiyatları bayağı arttı. Evet. Biraz daha yakını alacağım. Dediğim gibi bayağı değişiklikler oldu. Masanın altını fazla göstermeyeceğim. Zaten orada sadece çöpüm var. Başka bir şey yok. Masamın üzerinde ne vardı bundan önce? Galiba şeffaf bir folyo vardı. Masanın en çok kullandığım bölümünü korumak için şöyle bir örtü de denemez ama deriden bir mat aldım. Buraya serdim. Bu aslında bilgisayarlar için ama ben makyaj masam için aldım. Bunun yanında en çok kullandığım süngerlerim var. 2 Beauty Blender'ım var. Nancy markasının. 2 Devil Techniques. Böyle tatlı yumurtalık gibi şeylerim var. Metal tutaç gibi bir şey yani. Bunları buraya dizdim. Fırçalarım da bayağı değişti. Fırça koleksiyonum büyüdü. Şu şekilde tahtadan kutu aldım. Biraz kalemlik gibi duruyor aslında. İki tane böyle aldım. Fırçalarımı şu şekilde yerleştirdim. Daha kullanışlı oldu benim açımdan. Özellikle videolar için fırçalarımı hep götürdüğüm için videoyu çektiğim yerlere. Hepsi bir arada olmuş oluyor. Bunun yanında kulak çöpüm var. Pamuklarım var. Aynam var. Yani standart şeyler. Burada günlük kullandığım makyaj malzemelerim var. Atıyorum şöyle bir pudra fondötenim var. Normal pudram var. BB krem, kapatıcı,
allık tarzı şeyler. Her gün makyaj yapmıyorum günlük hayatımda. Yapacağım zaman da bunları kullanıyorum. Çünkü koleksiyonum çok büyük olduğu için sabah oradan ürün seçmek gibi bir zamanım olmuyor. O yüzden şöyle küçük bir kutu yaptım. Yani makyaj yaparsam da bunları kullanıyorum. Bunun yanında şöyle cam bir kavanoz bardak tarzı bir şeyim var. O Ikea'nın eski mumluğu. Aynen, bu aslında bir mumluktu. Artık değil. Buna da kullandığım kirli fırçalarımı koyuyorum. Gördüğünüz üzere hepsi kirli. Şöyle de beauty blender'ım var. Bu da kirli. Yıkanacak ürünleri buraya koyuyorum. Bunun arkasında da diğer süngerlerim var. Backup ürünlerim, yani fazla kullanmadığım. Bunu da şöyle bir aynalı kutunun içine koydum. Şu şekilde. Şurada da bir sürü sünger vesaire falan var. Bu da aynamın altında duruyor şu şekilde. Daha ne var? Şurada gördüğünüz üzere bir ışığım var. Makyaj yaparken hep bu ışığı kullanıyorum. Bunu, bu da bir power bank'e bağlı. Yani, affedersiniz, hayvan gibi bir power bank. Bu güneş ışığıyla da doluyor aslında. O yüzden aldım bunu. Gücü çok iyi. Amazon'dan aldım. Bayağı gidiyor bana yani. Ceyran'a bağlı olmadığı için bu power bank benim bayağı işimi görüyor. Çünkü makyaj yaptığımda bazen 2-3 saati bile bulabildiği için böyle güçlü bir power bank'e ihtiyacım oluyor. Bu da burada duruyor. Makyaj masanın şu bölümünde aslında çok heyecan verici şeyler yok. Gördüğünüz üzere bir sürü parfüm tester var. Normal parfümlerim var. Burası biraz maalesef karışık sığmadığı için. Günlük parfümlerim, şöyle gezmelik pahalı parfümlerim. Bunun altında da deodorant falan. Yani pek önemli şeyler değil. Ojelerim var. Ojelerimiz daha doğrusu, ablamla ortak kullanıyoruz. Diğer taraflarda da oralar boş. Pek bir şey yok. Yani önemli bir kat değil. Buraları komple boşaltmış bulunuyorum. Şimdi diyeceksiniz, ürünlerin aslında oradaydı. Nereye götürdün ürünlerini? O yüzden hemen şu tarafa döneceğiz. Burayı gösterdim zaten, arabam. Seyyar arabam var. Burada iki tane Ikea'dan almış olduğum Alex galiba bunların adı. Alex raf sistemi var. Bu raf sistemleri gerçekten çok kullanışlı. Çünkü rafları bayağı uzun açılıyor. Yani istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz rafları. İki tane dar raf var. Alttaki üç raf da daha geniş olan. Ama içindekileri birazdan göstereceğim. Biraz üzerine odaklanmak istiyorum. Rafın üzerine. Burada böyle büyük bir kutum var. Burada tüm sahte takılarımı muhafaza ediyorum. Küpelerim var, kolyelerim var şu şekilde. Şunları da hiç takmadım. Gerçekten çok güzel bir küpe. AliExpress'ten aldım, Mona Lisa'lı. Sahte takılarımı burada saklıyorum. Tabii ki gerçekle sahteyi karıştırmıyorum. Sahte takım da çok olduğu için böyle çok büyük bir kutu almak zorunda kaldım. Anca sığdı eşyalarım. Dekoratif ürünlerim de var tabii ki. 3 tane mum. Bunun üstünde İstanbul yazıyor ve lokum kokuyor. Almanya'da yaşıyorsanız Action mağazalarında bulabilirsiniz bu mumu. Umarım daha satılıyordur. Şu Jo Malone çok pahalı bir mum ama tester olarak geldi bana bir siparişimle. Şu da Dove'ın bir mumu. Bunu bir arkadaşım hediye etmişti bana yılbaşında. Çok güzel kokuyor bu da. Bunların arkasında vücut losyonlarım var. Şu da yine arkadaşımdan hediye. Bu da bir deneme kutusundan çıkmıştı. Bunların ikisini çok tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Bir de boyları da gördüğünüz üzere çok büyük. Önünde de Yves Rocher'in klasik vücut losyonum var. Bunlar çok kullandığım ürünler. O yüzden masanın üzerinde duruyor. Diğer ürünlerim bu rafların içinde. Bunların yanında iki tane gördüğünüz üzere kule var. İkiz kulelerim. Burada daha uygun fiyatlı rujlarım var. Pastel, Golden Rose, Trended Up Almanya'da satılıyor. Maybelline, L'Oreal, başka neler var? Essence var. Şunları AliExpress'ten almıştım. Çok tatlı onlar da. Şurada Kerimcan Durmaz'ın bir ruju var. Şu şekilde, yani daha uygun fiyatlı rujlarım. Bu ön rafta da, bu ön kulede de MAC rujlarım var. Fenty var. Yves Saint Laurent var gördüğünüz üzere. Yine Fenty. Urban Decay, Charlotte Tilbury, Huda Beauty. Çok bahsetmek istemediğim marka Jeffree Star.
Yine Huda Beauty, Too Faced görüyorum. Anastasia Beverly Hills. Yani gördüğünüz üzere daha fiyat açısından yüksek olanlar var. Ayrıca bunları niye öne koydum? Bence yüksek fiyatlı ürünler haliyle ambalajı daha hoş durduğu için bu kuleyi öne koydum. Uygun fiyatlı rujlarımı arkaya koydum. Hemen raflara geçelim. A few moments later. Burada gördüğünüz üzere bronzerlarımı muhafaza ediyorum ve dudak kalemlerimi de buraya koydum çünkü koyacak başka yerim kalmadı. Bura olduğu gibi dudak kalemi. İki tane krem kontür ürünüm var. Burada en sevdiğim kontür pudram var. Bronzerlarım var. Minik bronzerlarım var. Bu şekilde yani. Şu arkada da birkaç ürünüm var. Onlar maalesef gözükmüyor. Zaten önemli de değil. Onları sırf seyahat ederken kullanıyorum. Yüz paletleri. Bunun altında far, likit far ürünlerim var. Kaş ürünlerim var. Şu şekilde kaş kalemi falan. Kaş pomadım. Bunlar likit far. Bunlar da sim. Aynı zamanda şunlar da krem far. Göz kalemlerimi de burada muhafaza ediyorum. Eyeliner paletlerim var arkada. Çok sevdiğim. Burada olduğu gibi likit far. Beauty Bay'in likit farları var. Birkaç simim var. Toz sim. NYX'in mesela. Sim yapıştırıcım var. Birkaç eyelinerım var renkli olan. Pigmentlerim var Rivalda Loop'un. Bu şekilde. Bura çok kalabalık bir raf değil. Hemen bir kat altına geçiyoruz. En önde primerlarım var. En sevdiğim primer Milk Makeup'ın Hydro Grip Primer'ı. Şunu da çok seviyorum. Benefit'in Professional Hydrate Primer'ı. Bu şekilde bütün primerlarım burada. Şurada gördüğünüz üzere yüz spreylerim var. Essence'in. Bunun altında MAC var. Farsali var. Urban Decay var. Flormar var. Bu şekilde buraya koydum. Şöyle küçük kutuların içine. Arka tarafında da daha küçük olan yüz spreylerim var. Mesela MAC'in şu Awake Fix Plus'ı var. Bir gül suyum var. Minik. Termal sularım var. Bunları da çok kullanıyorum. Özellikle yazın. Dudak bakım ürünlerim var. Bunlar hepsi değil. Birkaçı odamda komodinimin üzerinde duruyor. Şöyle taslarım var. Bunların içinde genellikle mesela şu küçük olanda sim karıştırıyorum. Şunda pudra ya da fondöten karıştırıyorum. Yine aynı şekilde şöyle metal bir aparatım var bunun için. Bu şekilde. Bir alt katı. Bura biraz kalabalık. Bayağı kalabalık. Çok da göstermek istemiyorum. Biraz özel eşyalar var. Burada bu mesela bir cilt yağı. Şeyini çıkardım. Çünkü içinde ne kadar kaldı gözükmüyordu yoksa. El kremim var. En sevdiğim diş fırçamın backup ürünü var. Bittiğinde yani diğeri bozulduğunda onu kullanacağım. Bu deneme kutusundan çıktı. Daha hiç kullanmadım. Cilt temizleme losyonu. Burada da diş tozu, fırça tozu bu. Diş fırça tozu, evet öyle öyle mi denir? Onun backup'ı var. O bittiğinde bunu kullanacağım. Bu şekilde. Yani Zula'ların. Aynen, Zula denebilir aslında burası. Bunun bir altında yani en alt katta sadece fırça temizleme şeylerim var, ürünlerim var. Ve saçım için, lüle yapmak için şöyle aparatım var. Onların videosunu çekmemizi istiyorsanız. Aynen, bunlar saçlarınızla, like saçlarınıza bunlarla lüle yapabiliyorsunuz ve gerçekten de işe yarıyor. Videosunu çekmemi isterseniz like bırakabilirsiniz. Aynen. Dediğim gibi işte bunlar fırça yıkamak için kullanıyorum. Şöyle MAC'in yıkama losyonu var. Temizleme losyonu. Şöyle bir aparat var. Bunun da videosunu isterseniz gösterebilirim. Evet, çok ilginç bir ürün çünkü. Fırçalarımı kurutmak için de aynı şekilde şöyle bir aparatım var. Falan filan. İlk Alex rafım bitmiş oluyor. Diğerine geçiyorum hemen, sol tarafta olan. En sevdiğim rafım. Burası sadece aydınlatıcı dolu. Yani bu kat sadece aydınlatıcı. Şöyle 3 tane büyük paletim var. Fenty'lerim duruyor şurada. Stila'm var. 2 tane paletim var yine. Bir Becca, bir Stila.
Bu taraf daha uygun fiyatlı ürünlerim var. Real de Loop var mesela. Gabrini var. Sleek Makeup var. Şurada 3 tane likit aydınlatıcım var. Benefit'in 2 tane pastelin. Arkasında da 2 tane var. Çok bilindik marka değil onlar. Şöyle 2 tane toz aydınlatıcım var Wet n Wild'ın. Bunları da çok seviyorum. Bunun içinde sırf miniler var. Bir mini Fenty var. 4 tane de mini Becca var. Biliyorsunuz bunları da çok seviyorum. Revolution'un şu büyük aydınlatıcıları. Bayağı büyük bir koleksiyonum yani. Aydınlatıcı olarak gerçekten çok aydınlatıcım var. Bunun farkındayım. Ama en sevdiğim makyaj ürünü olduğu için de özel bir kat yaptım onlara. Bu şekilde. Hemen bir altına geçiyoruz. Burası çok büyük değil. Böyle içine attım bu ürünleri. Pek dizmedim yani. Burası sırf allık. Yine pahalı ürünlerim var. MAC, uygun fiyatlı ürünlerim var. Pretty by Flormar gibi falan filan. Karışık koydum hepsini. Burada küçük ürünleri şöyle küçük bir kutuya koydum. Yoksa çok birbirine çarpıyor ve karışıyor diye küçük ürünleri buraya aldım. Şu da buraya sığmıyor. Neyse. Bu şekilde. Yani allık çok fazla kullanmadığım için koleksiyonum da o kadar büyük değil. Hemen bir alt katına geçiyoruz. Bura bayağı kalabalık bir kat. Aslında bundan hiç memnun değilim ama başka türlü nasıl muhafaza edeceğimi de bilmediğim için bu şekilde bıraktım. Şöyle başlayalım. Buralarda fondötenlerim var. Bunlar kapatıcılarım. İki fondötenim daha var şurada. Bunlar buraya sığmadığı için yanlara koydum. La Mer'in ne bunun adı? The Foundation mı? The Soft Fluid Longwear falan filan işte biliyorsunuz. Bayağı pahalı bir ürün. Buraya koydum. Lancome'un Tan Idol Ultra Wear fondöteni var. En yeni fondötenlerimden Giorgio Armani Luminous'ı. Bugün cildimde bu var. Gördüğünüz üzere burada da yine uygun fiyatlı birkaç ürün göstereyim. Maybelline Instant Anti-Age fondöteni var. Essence'in bir fondöteni var. Stay All Day. Yani burada da uygun fiyatlı ürünlerim ve pahalı ürünlerim karışık duruyor. Onları ayırmadım. Şurada bir Too Faced var. Kapatıcı olarak da Tarte'ın var 2 tane. Shape Tape var. Too Faced'in şu çok büyük olan kapatıcısı var. Ama aynı zamanda yine uygun fiyatlı ürünlerim de var. Revolution gibi. Karışık koyuyorum. Şu kenarlarda büyük fırçalarım var. Bir tanesini göstereyim. Mesela şu şekilde. Bu Revolution'un mu? Real Techniques'in. Pudra fırçası. Koyacak başka yerim olmadığı için burada muhafaza ediyorum. Kiko'nun şöyle bir kontür bronzer fırçası var. Büyük. Bunu da buraya koydum. Pudralarım var. Pudralarım şu şekilde. Hepsi burada duruyor aslında. Bu da tam sığmadığı için La Mer'inki. Bu bayağı ağır. Bunu zaten başka yere koyamam. Şu yana koydum. Too Faced'in aynen cam ve çok ağır ve çok geniş. Too Faced'in pudrası var. Bunu da çok seviyorum. Born This Way pudrası. Şu efsane Becca pudrası var. Bunu cildinize uyguladığınızda su uyguluyormuşsunuz gibi bir hissiyat veriyor. Yani bayağı ıslak bir hissiyat bırakıyor. Bunu da çok seviyorum. Bunu buraya koydum. Şöyle bir yüz paletim var. Bunu daha kullanmaya şeyim olmadı. Şansım olmadı. Bununla bir Halloween make-up planlıyordum. Ama Halloween'de maalesef makyaj yapamadım hastanedeydim diye. Yani planlarım suya düşmüş oldu. Şu arkada da farlarım var. Küçük farlarım var. Mesela Fenty'nin şu iki paleti var. Huda Beauty'nin küçük paletleri var şu şekilde. Tekli farlarım var. Şu Flormar'ın kırmızıyı çok seviyorum. Gerçekten tavsiye ederim. 01 red rengi tekli far. Efsane gerçekten. Bu şekilde aslında burada da fazla gösterecek bir şeyim yok. Yani şunlar var. Fenty'nin mesela. Bu cildiniz yağlandığında şöyle alıyorsunuz bir parça. Kağıt gibi yani. Cildinize koyuyorsunuz. Bütün yağı emiyor. Aynı şekilde Revolution'un daha uygun fiyatlı olarak aynı ürünü var. Bunu da tavsiye ederim. Fenty'yi almanıza gerek yok aslında. Bu Revolution da iyi. Fenty'nin şöyle blotting pudrası var.
Bu da yeni bir ürün. Kiko'nun şu çok tatlı ambalajları olan pudralarım var. Bu şekilde yani aslında. Burayı kapatıyorum. Bu bayağı ağır bir raf. Hemen bir alt katına, yine en sevdiğim bölümlerden far paletlerime geliyorum. Gördüğünüz üzere bu raf da yine kalabalık bir raf. Şu önde Urban Decay paletlerim var. Şöyle Too Faced'e doğru geliyor. Arada iki tane Anastasia var. Zoeva paletlerim var. Şu AliExpress'ten almış olduğum Türkiye paleti. Araya Natasha Denona giriyor. Tartan var. İki tane Huda Beauty. Yine önemsiz bir marka. Natasha Denona var yine. Bu Türkiye'de olmayan bir marka. Revolution'un büyük paletleri geliyor. En arkada da çok büyük paletlerim var. Morphe'nin. Bir de Beauty Bay'in şu mat paleti var. Bunları en arkaya dayadım malum. Çünkü başka hiçbir yere sığmıyor maalesef. Şu yan tarafta da sırf Revolution paletlerim var. Bunları ayrı koydum. Bileyim diye. Bir de tam buraya sığmış oldu. Cuk diye oturdu aslında. Çok pratik oldu. Tipleri çok tatlı. Revolution paletlerinin. Bu da yine en sevdiğim raflardan aslında ama yine gerçekten ağır bir raf. Bazen düşecek diye korkuyorum ve bayağı kalabalık. Ve en alt rafa gelmiş bulunuyoruz aslında. Burada yine mutlu olmadığım bir bölüm ama başka nasıl yapacağım bilmiyorum. Kirpik kıvırma aletlerim var. Bir de bir şey kullandıkça sanki kendi kendine de yerini buluyor. Aynen, o da var. Kalem açacağım var. Fazla kullanmadığım aparatlarım var. Şöyle bir plastik torbanın içinde. Burada rimellerim var. Gördüğünüz üzere burada yine Benefit. Çok kullanıyorum. Benefit. Yine Benefit. Yani Benefit'in 3 rimeli var. Too Faced'in minikleri var. Bunlar tester olarak gelmişti. Şu şekilde. Başka ne var? Eyelinerlarım var. En sevdiğim eyelinerlarından The Balm. Fenty'nin var. Bunu maalesef çok sevmedim. Küçük boyu bu. Bunu da çok seviyorum. Roller Liner Benefit'in. Bu da çok hoş. Uygun fiyatlı olarak mesela şu var. Revolutionary Renaissance Flick galiba bunun adı. Çok güzel bir eyeliner. Başka ne var? Tarte'ın mini bir maskarası var. Maybelline var. Bu şekilde yani aslında. Rimmel eyeliner, siyah eyeliner tarzı ürünler var. Bunun bir yanında kirpik yapıştırıcım ve kirpiklerim var. Bunlar aslında hap için kullanılıyor. Yan tarafta da, yani arka tarafta da çok kullanmadığım kirpiklerim var. Şunları görüyorsunuz zaten. Nereye kullanacağım şunları? Bir Bülent Ersoy makyajı için olabilir ya da karnaval falan. Yeni kirpiklerim var. Bunları daha kullanmadım. Bu şekilde. Kirpik yapıştırıcımın backup'ı, Zula'sı var yine. Bu gerçekten çok iyi ama Amerika'dan olduğu için gelmesi uzun sürüyor. Pahalı kirpiklerim var. Onları çok kullanmıyorum. Bunun arkasında da bir şey yok zaten. Bu rafı da bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde makyaj koleksiyonumu da göstermiş oluyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz uzun bir video oldu haliyle koleksiyonum normal insanlara nazaran daha büyük olduğu için. Ama hobim olduğu için de tabii ki çok ürün deniyorum. Çok ürün alıyorum. Koleksiyonuma değer veriyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Merak ettiğiniz ürünler varsa, gözünüze çarpan, bunu bir videonda gösterebilir misin dediğiniz ürünler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Like atarsanız da çok memnun oluruz. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bu ürünleri tabii ki sizinle paylaşmak isterim. Diyeceklerim bu kadar. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Mavi Highlighter Mel. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Güle güle.